Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pizza tarifi vermek istiyorum. Hamurundan tutun da iç harcına kadar her şeyi ev yapımı olan. Şimdi ilk önce hamurumu yapmakla başlayacağım. Çünkü çok az da olsa bir mayalama süresi oluyor. Yarım yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum yoğurma kabıma. Şeker kesinlikle şekerli bir tat vermiyor. Yani sadece mayamızın daha hızlı aktifleşmesini sağlıyor. 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. 1 su bardağı sıcak su. Sıcak su ilave ediyorum çünkü sütümü ısıtmayacağım. 1 su bardağı da süt ekliyorum. Ve yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 paket de kuru maya kullanacağım. Siz yaş maya kullanacaksanız yarısını kullanın. Yumurta kullanmıyorum. Unumu da sizler için ölçünü ilave edeceğim. İlk önce şöyle bir şekerimi ve tuzumu eritiyorum içerisinde. 1 bardak unumu ilave ediyorum. İkinci bardağımı da ilave ettikten sonra üzerine 1 paket olan mayamı ilave ettim. Ve artık yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Yumuşak. 4 bardak ilave ettim şimdilik. 5. bardağımı birden eklemiyorum. Gerektikçe ilave edeceğim. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Yoksa pizzamız piştikten sonra sert, kıtır kıtır olur. Hamurum oldu gördüğünüz gibi. Ele çok hafif yapışıyor. Çok yumuşak bir hamur yaptım. Ben bu hamurdan 2 büyük tepsi pizza yapacağım. Siz yapmak istediğiniz miktara göre ayarlayabilirsiniz hamurun ölçüsünü. Şimdi üzerini kapatıp iç harcımı hazırlayasıya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. 5 su bardağından yarısının yarısı kaldı. Siz yine de kontrollü ekleyin ununuzu. Gösterdiğim kıvamda ele çok hafif yapışan yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Şimdi pizzanın iç harcını hazırlamakla devam edeceğim. Şöyle 1 adet kırmızı biber kullanacağım. Robotuma doğruyorum. Birkaç adet şöyle yeşil biberim var. Onları da doğruyorum. 1 adet de soğanım var. Bunları hepsini birlikte robotumda çekiyorum. Bu hale geldi. Gördüğünüz gibi minik minik doğrandı. Karıştırma kabıma alıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra domates konservemin birisini kullanıyorum. Ama eğer sizde yoksa bunun yerine domates de ekleyebilirsiniz. Tuz ilave ediyorum. Biraz karabiber. Biraz kekik. Biberiye ve fesleğen, çok az da toz kırmızı biber, biraz da zeytinyağı. Pizzamızın sosu hazır. İsterseniz acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben pizzamı bugün iki çeşit yapacağım. Birini ton balıklı, birini şöyle döner etli yapacağım. Ama üzerine koyacağınız tamamen sizin damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sucuk, salam tarzı da olabilir, tavuk da olabilir. Bu sadece sosumuz. Yani bu sosu yapın, üzerine dilediğinizi koyabilirsiniz. Hamurum mayalandı gördüğünüz gibi iç harcımı hazırlayasıya kadar. Şimdi ben bu hamurumu iki bezeye ayıracağım. Çünkü iki büyük tepsi yapacağım.
tahtadan ikiye kesiyorum. Ve beze yapıyorum. İlk yaptığımı tekrar leğenime koyuyorum öbürünün yapasıya kadar. Üzerini de kapatıyorum ki kurumasın. Şimdi tepsimin büyüklüğüne göre açıyorum. Bu şekilde biraz bekletirseniz daha kolay açılır. Fazla unu kaldırıyorum. Açtığım hamuru artık yağlı kayıt serdiğim tepsime aktarabilirim. Ve elimle tepsinin içerisinde tepsime göre açıyorum. Genişletiyorum. Tepsimin boyuna göre. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi üzerine altına kesinlikle salça falan sürmüyorum. Bu yaptığım sostan dökeceğim. Yaklaşık yarısını. Üzerine döner etimi yayıyorum. Biraz mantar ilave ediyorum. Dediğim gibi üstü tamamen size kalmış. Damak zevkinize göre ayarlayın. Ve tabii ki bolca kaşar. Birinci tepsim fırına gitmeye hazır artık. Altı ve üstü kızarana kadar pişiriyorum. İkinci hamurumu da açıyorum. Bu da hazır gördüğünüz gibi. Şimdi kalan sosuma ton balığı biraz kuru olduğu için ton balığımı ilave ediyorum içerisine. Böyle karıştırıyorum. Bunu da hamurumun üzerine yayıyorum. Üzerine kalan mantarlarımı ilave ediyorum. Son olarak yine peynir. Peynirde kesinlikle cimri davranmayın. En çok lezzeti veren peyniri bence. Bu da fırına gitmeye hazır artık. Döner etli pizzam pişti. Diğeri de fırında pişiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Hamurumuzun yumuşaklığını göstermeye çalışayım. Hala çok sıcak. Fırından yeni çıktı. Yeni çıkmasına rağmen yumuşacık. Altı da çok güzel kızardı. Gördüğünüz gibi. Bu tarifimde mutlaka deneyin, yani pizzanızı evde deneyin. Ne kadar lezzetli olduğunu ancak deneyince anlarsınız. Evet, umarım bu tarifimde beğenerek izlemişsinizdir.
Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.